alacağımız konunun ana başlığı tercih ve taraf olmak bir zorunluluktur. Tercih ve taraf olmak bir zorunluluktur. Bu başlığı kasıtlı olarak, bilinçli olarak ve sünnete muvafık olduğunu düşünerek seçiyoruz. Yani dikkat edin, önümüzde bir seçim var ve bu seçim için kullanılan, genelde kullanılan kavram nedir? Oy kullanmak, değil mi? Biz ise bu meseleyi oy kullanmak başlığı yerine taraf olmak yahut da tercih etmek şeklinde bir başlık kullanıyoruz. Neden böyle bir başlık kullanıyoruz ya da neden oy verme kavramını özellikle kullanmamaya çalışıyoruz? Bunun sebebi şu kardeşler. Biz eğer Allah'ın dini hakkında konuşuyorsak, herhangi bir şeyin hükmü hakkında konuşuyorsak, konuştuğumuz o şeyin ya başlığı yani ya ismi ya müsemması yani içeriği muhakkak Kur'an'dan ve sünnetten olmak zorundadır. Aksi takdirde başlığı sünnete uygun koymadığımızda o başlığın muhteviyatı yani müsemması da sünnete uygun olmuyor. Eğer başlık Allah ve Resulünün tercih etmemiş olduğu, bize haber vermemiş olduğu yahut da sünnet-i seniyyede kullanılmamış olan bir kavramdan oluşuyorsa, dikkat edin örnekleri gelecek birazdan, muhakkak o başlığın içerisindeki hükümler de Kur'an ve sünnete terstir. Bakın kardeşler, bu mesele anlatacağım meselenin belki de en önemli noktasıdır. Yani eğer başlıklar Kur'an ve sünnetten seçilmemişse, o başlıkların içeriğindeki deliller de muhakkak Kur'an sünnete terstir. Mesela bununla alakalı örnek vereyim, birkaç tane konu net olarak anlaşılsın. Hatta İbn-i Kayyim Rahimahullah der ki, ilk defa bir eşyanın ismini değiştiren iblistir. Eşya dediğimiz şey kelimesinin çoğulu. İlk defa bir eşyanın ismini değiştiren iblistir. Bu konudaki örneğimiz nedir? Adem Aleyhisselam, Allahu Azze ve Celle tarafından eşi Havva ile beraber cennete konulduğu zaman Rabbimiz ona cennetten dilediğini ye iç ama şu ağaca yaklaşma diyor. İblis ise geldiğinde Adem'e diyor ki şu ağaca yaklaşmamanızı Rabbiniz size neden emretti biliyor musunuz? Eğer bu ağaçtan yerseniz ya iki melek yahut ölümsüz olursunuz dedi. Şimdi bu ayet Araf suresinde. Taha suresi 120'de ise ağacın ismi için diyor ki yani ebedilik ve yok olmayan bir saltanat ağacı diyor. Peki bu ağacın ismi bu muydu kardeşler? Şeytan gelip dikkat ederseniz önce isimleri değiştiriyor. İsimler değiştikten sonra o ağaca yüklenen vasıfla beraber kulun ayağı hataya doğru kaydırılıyor. İbn-i Mace'de gelen bir hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki لَيَشْرَبَنَّ النَّاسُ مِنْ اُمَّتِ الْخَمْرَى benim ümmetimden bazı insanlar içki içecekler. يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اِسْمِهَا onun ismini değiştirerek. Bakın, bir takım insanlar bu ümmetten içki içecekler ama onu helal saymak için ne yapacaklar? İsim değiştirecekler. Yine bakın mesela Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Yahudileri anlatırken onlar riba yani faiz işliyorlar, faiz yiyorlar ama bunun adına ticaret diyorlar. Rüşvet veriyorlar, bunun adına hediye ya da ikram diyorlar. Bizim bugün toplumda da var değil mi? İsim değişikliği. Yahut da dinden dönüyorlar, fikir hürriyeti diyorlar. Zina ediyorlar, cinsiyet hürriyeti diyorlar. Yahut da insanlara yalan söyleyip güldürmenin adına sanat diyorlar. Dikkat edin bakın hep başlıklar değişiyor. Başlıklar değişince kendi indinde hükümler de değişmeye başlıyor. Onun için kardeşler biz özellikle kullandığımız bütün derslerdeki başlıkları da güncel ismi verilmiş olan ne kadar olay olursa olsun o olayların da başlığının muhakkak Kur'an ve sünnetten bir karşılığını bulmak zorundayız. Biz bazen olayı kısadan anlatabilmek için belki güncel bir isim kullanabiliyoruz. Yahut da sosyal medyada bazen böyle kavramlar kullanılabiliyor. Ama şunu iyi bilin ki bizim meselemiz oy kullanmak değil, tercih etmek ya da taraf olma meselesidir. Onun için bazıları oy kullanmak küfürdür diye bir başlık koyuyorlar. Oy kullanmak küfürdür başlığı baştan sona hatadır. Çünkü oy kullanma diye bir kavramımız yok bizim. Ama tercih etmek küfürdür denilirse
Bu cümle doğru olur mu? Tercih etmek küfürdür denilebilir mi? Yahut da taraf olmak küfürdür denilebilir mi? İşte batıllarını hak diye göstermek için dikkat edin, yine isim değişikliğine gidiliyor. Oy kullanmak küfür diye bir başlık koyulduğu zaman kendilerince Kur'an'dan istidlal edilen ayetlerle onun haram olduğunu ispatlamaya çalışıyorlar. Halbuki asıl başlık, burada olması gereken başlık, taraf olmak ya da tercih etmek. Kur'an'da taraf olmak küfürdür diye bir ayet var mı? Tercih etmek küfürdür diye bir ayet var mı? Hayır. Ama tercihin bazısı küfürdür, bazısı zaruridir. Taraf olmanın bazısı küfürdür, bazısı zaruridir. İşte neresi küfür, neresi zaruri, bunu bize ayetler ve hadisler anlatacaktır. Ve kardeşler, bakın bu konuyla alakalı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslim'de gelen bir hadis-i şerifte diyor ki Allah Tebareke ve Teala şöyle buyurdu. Ben kullarımı hanif olmak üzere yarattım. Yani ben kullarımın hepsini hanif olarak yarattım. Şeytan onlara geldi ve benim kendilerine helal kıldıklarımı onlara haram kıldı diyor. Bakın, şeytan onlara geldi ve benim kendilerine helal kıldıklarımı kendilerine haram kıldı diyor. Yani şöyle dikkat edin. Allahu Azze ve Celle'nin bazı helal kılmış olduğu hayvanlar vardır. Müşrikler o hayvanları kendilerine haram kılmışlardır. Devamlı bu haram ve helaller isim değiştirerek gündeme gelmiştir. Onun için oy kullanmak diye bir başlık kullandığınız zaman bu başlığa küfür denildiğinde siz bazen onların sunduğu delilleri dinleme mecburiyetinde kalabiliyorsunuz. Ama dur bakalım, bu başlık Kur'an sünnette var mı diye sorduğunuz zaman bunun bir karşılığı yok. Ve şunu da ekleyelim ara başlık olarak. İnsanoğlu daima bir tercih üzeredir. Yani düşünün şimdi, bir haram manzara görüyorsunuz, ya bakmayı tercih ediyorsunuz ya bakmamayı. Haram bir söz işitiyorsunuz, ya dinlemeyi tercih ediyorsunuz ya dinlememeyi. Ramazan geliyor, ya oruç tutmayı tercih ediyorsunuz ya tutmamayı. Ezan vakti geliyor, ya namazı tercih ediyorsunuz ya kılmamayı. Yani devamlı insanoğlu bir tercih arasında gidip geliyor. Bu aynı şekilde yöneticiler konusunda da böyledir. Ya İslam'a yakın olanlar tercih ediliyor, ya İslam'a yakın olmayanlar tercih ediliyor. Bunun arasında üçüncü bir yol yok kardeşler. Yani bu tercih dediğimiz şey, bazen susmak bir tercihtir, bazen susmamak. Bazen harekete geçmek bir tercihtir, bazen sakin kalmak. Şimdi karşılaştığımız olayların, yani vuku bulan bütün olayların karşısında bizim bir tercih etme gibi sorumluluğumuz var. Ya hakkı tercih edeceğiz ya batılı. Bunun arasında bize sunulmuş üçüncü bir yol yoktur. Yani Ademoğlunun tarafsız kalabileceği hiçbir mevzu yoktur. Şöyle ki, insanoğlunun kulluktan âri olduğu bir lahza, bir saniye, bir dakika bile var mı kardeşler? Kulluk eylemi üzerinde olmadığı bir an bile var mı? Yok, mümkün değil. Amel etmediği bir anımız var mı? Ya kalbi amelimiz var, ya dil ile amelimiz var, ya azalarla bir amelimiz var. Ama biz devamlı bir amel üzereyiz. İşte bu yöneticileri seçme konusunda da bir tercihte bulunuyoruz. Bu tercihimiz o an mevcut durumda neyi gerektiriyorsa o anda onu yapmaya gayret ediyoruz. Burada bize Kur'an'da ve sünnette tercihi neye göre yapmamız konusunda bir metot öğretiliyor. Bakın Allah Subhanahu ve Teala Maide suresi 82. ayette diyor ki iman edenlere düşmanlık bakımından en şiddetli olanlar Yahudiler ve müşriklerdir. Sevgi bakımından en yakın olanlar ise Hristiyanlardır diyor. Neden? Çünkü onların içerisinde büyüklük taslamayan, kibirli olmayan kimseler de vardır diyor. Şimdi Allahu Azze ve Celle'nin insanları, yani kafirleri tasnif ettiğini görüyoruz burada. İkisi de kafir, ikisi de ehli kitap, ikisini de kendilerini kafir yapacak itikatları var. Ama Allahu Azze ve Celle bir kısmını bize sairlerine nispeten daha yakın gösteriyor. Ve bunun sebebini gösteriyor, sebebini anlatıyor. Demek ki kardeşler, müşterek değerlerimiz kafir bile olsa bir topluluğu bize yakınlaştırabiliyor. Yani ikisi de kafir ama o kafirlerden bir tanesi bize biraz daha yakın oluyor. Çünkü bunun bir sebebi var. Diğerleri kadar düşman değiller, diğerleri kadar kindar değiller. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında
tercih metoduna baktığımız zaman Allah merhamet etsin bu konudaki en güzel meseleyi Ebu Said Hoca vefatından birkaç yıl önce üzerinde teferruatlı olarak durdu. Zaten benim söyleyeceğim şeyler de Ebu Said Hoca'nın söylemiş olduğu şeylerden çok farklı değil. İşin teferruatını öğrenmek isteyenler o derse müracaat edebilirler. Benim burada hem vaktin yaklaşması sebebiyle bir hatırlatma hem de bir iki başlığa daha temas etme niyetim olduğu için böyle bir dersi tercih ettim. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında kendisine 2000 kilometre uzaklıkta yani Şam bölgesinde bir muharebe gerçekleşiyor. Rumlarla yani ehli kitapla Mecusiler arasında bir savaş meydana geliyor. Ve bu savaşa dikkat ederseniz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafsız kalmıyor. Bakın 2000 kilometre uzakta bir olay var. Savaş iki tane kafirin arasında gerçekleşiyor. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu vakaya tarafsız kalmıyor. Orada üzerine düşen neyse onu eda etmeye çalışıyor. Ayeti hatırlayacaksınız. Rum suresinin 1 ile 6. ayetleri arasında ve bu ayetler hakkında gelen tefsiri sadedinde gelen hadisler var. Bu hadislerden bir tanesi İbn Abbas'tan geliyor. İbn Abbas radıyallahu anhu diyor ki bakın kardeşler tercih sebebine bakın şimdi. Ehlu Farise ala Rum li'ennehum ve iyyahum ehlul evthen. Mekkeli müşrikler yani Farisiler neyi tercih ettiler? Yani müşrikler neden Farisileri tercih ettiler? Çünkü onlar da kendileri gibi put ehliydi diyor. Yani puta tapıyorlardı. Peki diğerleri niçin yani Müslümanlar niçin ehli kitabı tercih ettiler? لِأَنَّهُمْ اَهْلُ الْكِتَابِ Çünkü ikisinin de kitabı vardı. Yani ikisi de kitap ehliydi diyor. Şimdi buradaki tercih sebebine bakın kardeşler. Sahabeler burada ikisi de kafir. İkisinin yaptığı da bizi ilgilendirmiyor deyip kenara çekilmiyorlar. Yahut da biz ikisinden birisine kalbi destek verelim, olaya hiç dahil olmayalım da demiyorlar. İki tane kafir savaşıyor ve bunun karşılığında 2000 kilometre uzaklıkta bulunan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam olaya müdahil oluyor. Nasıl müdahil oluyor? Bu ayeti kerime indiği zaman kardeşler, Mekkeli müşriklerden birisiyle, bunun Ebu Cehil olduğu da söyleniyor ya da Ubey İbni Halef olduğu da söyleniyor. Ebu Bekir radıyallahu anhu ile aralarında bir diyalog gerçekleşiyor. O Mekkeli müşrik diyor ki eğer sizinkiler galip gelirse biz size şu kadar küsur deve, eğer bizimkiler galip gelirse siz bize şu kadar küsur deve verin diyor. Yani iddiaya giriyorlar. Bu iddianın haram olmasından önce gerçekleşiyor. Ama dikkat edin kardeşler buradaki lafızlar çok önemli. Eğer sizinkiler galip gelirse şu, bizimkiler galip gelirse bu diyor. Peki ehli kitap normalde bizimkiler mi kardeşler? Ehli kitap nasıl bizim olabilir? Yani Allah'ın oğlu var diyorlar. Yahut da üçün üçüncüsü diyorlar. Kitaplarını tahrif ediyorlar. Ve bizi kafir olarak görüyorlar. Buna rağmen Allah Resulü'nün ashabıyla yani Ebu Bekir'le müşrik arasındaki geçen diyalogda sizinkiler ve bizimkiler diye kavram kullanılıyor. O anda ehli kitabı bizimkiler yapan tek husus onların da kitap ehli olmasıdır. Yani müşterek olarak bizimle müşterek noktalarının diğerlerinden daha fazla olmasıdır. Onlarla bizim müşterekliğimiz onları Müslüman yapıyor mu kardeşler? Hayır. Sadece Farisilere nispeten bize daha yakınlar. Tek fark bu. Onun için Ebu Bekir radıyallahu anhu onları bizimkiler olarak kabul ediyor ve bu söze itiraz etmiyor. Bu konu hakkında tafsilatlı bilgi öğrenmek isteyenler Tirmizi'de bu ayeti kerimenin tefsiri sadedinde gelen hadislere bakabilirler. Burada bid'asinin ifadesi kullanılıyor. Bid'asinin Araplarda 3 ile 10 yıl arasındaki zaman zarfına denilir. Ebu Bekir radıyallahu anhu müşriklerle 5 yıllığına iddiaya giriyor kardeşler. Yani 5 yıl sonra ehli kitabın Farisilere galip geleceğini söylüyor. Aradan 5 yıl geçiyor ama ehli kitap Farisilere galip gelmiyor henüz. Bu durum Allah Resulü'ne anlatıldığında Allah Resulü diyor ki git ve onlarla hem devenin miktarını arttır hem de seneyi uzat diyor. Seneyi uzatıyorlar
ve nihayetinde ehli kitap Mekkeli ehli kitap Farisilere galip geliyor. Bunun sonunda Allah Azze ve Celle ne diyor? Bu durumdan dolayı müminler sevindi diyor. Şimdi bir soru kardeşler. Sevinme hangi uzvun ameli? Peki kalbin bir kafirin galibiyetine sevinmesi neden bizi tehlikeye sokmuyor? Çünkü bizim onların galibiyetine olan sevincimiz daha şerlilerin mağlubiyetine olan sevincimizden kaynaklanıyor. İşte burayı anlayabilseler bazı kardeşler bütün sorun hallolacak. Şimdi mesela bazıları buna itiraz olarak diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ehli kitabın galip gelmesini istemiş ama herhangi bir fiiliyatta bulunmamış. Şimdi ehli sünnetin itikadına göre kalbin ameli mi daha önemlidir, azaların ameli mi? Eğer kalben sevinmek caiz oluyorsa fiilen desteklemek neden haram olsun? Ya da tercih etmek ya da taraf olmak neden haram olsun? Şimdi dedim ya, başlığı yanlış koyarsak müsemmayı da yanlış seçeriz. Oy vermek haramdır denildiği zaman siz oy vermenin cevazına delil aramaya kalkarsınız. Halbuki taraf olmak diye başlık koyduğunuz zaman Allah Resulü taraf olmuş mu? Taraf olmuş. Hem de kalben taraf olmuş. Yani bırakın fiili tarafı, kalben tercih etmiş ve tarafta bulunmuş. Şimdi kalben sevmek ya da taraf olmak yahut da müşriklerin, ehli kitabın galip gelmesini istemekte itikatta hiçbir beis yok ki yok zaten. Ama fiilen destek vermekte bunda bir problem oluyor nasıl oluyorsa. Kaldı ki biz hiçbir zaman sandığa gidip oy kullandığımız zaman mevcut yönetimden de sistemden de razı olarak oy kullanmıyoruz zaten. Bazılarının bugün oy kullananları tekfir eden bazılarının daha bu meselelerden haberi yokken bizim hocalarımız laikliğin, demokrasinin bir küfür olduğunu, meclislerin mabet olduğunu, partilerin birer mezhep veya yol menheç olarak kabul edildiğini çok öteden beri söylüyorlar zaten. Yani biz demokrasinin de laikliğin de bir küfür olduğunu kabul ediyoruz. Bunun aksini söylemek zaten cahilliktir. Ancak bizim oy vermemiz bu sistemle yönetilmenin devam etmesi için değil, daha şerli insanların Müslümanlara zulmetmesine mani olmak içindir. Tıpkı Allah Resulü'nün ehli kitaba taraf olup Mekkeli müşriklerin karşısında olması gibi. Yani 2000 kilometre ötede iki kafirin savaşı Allah Resulü'nü neden ilgilendirdi? Neden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam puta tapanların galip gelmesinden rahatsız oldu? Allah'ın oğlu var diyen, İsa Allah'ın oğludur diyenlerin galip gelmesine sevindi. Haşa, Allah Resulü bu sevinçle kafirlerin hangi itikadını tasvip etti? Şimdi burayı biraz dikkatli dinleyelim kardeşler. Az önceki bu Rum suresine birileri reddiye vermeye çalışıyor ama inanın çok basit, çok cahilce cümleler kullanıyor. Yani hatta sohbetin içerisinde bir yerde diyor ki kalben destek oluruz ama onlarla aynı safta bulunmak küfürdür diyor. Bakın şimdi. Size okuyacağım şu hadisi dikkatli bir şekilde dinlemeye gayret edin kardeşler. İbn-i Mace'nin Sünen'inde gelen bir hadisi şerifte ve aynı zamanda bu hadisi Ebu Davud da Sünen'inde tahriş etmiştir. Evet, tekrar edeyim. İbn-i Mace'nin Sünen'inde ve Ebu Davud'un da Sünen'inde tahriş etmiş olduğu bir hadisi şerifte sahabe diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Sizler kıyamete yakın bir zamanda ehli kitapla beraber olup bir başka düşmana karşı savaşırsınız. Yardım olunursunuz, ganimet elde edersiniz ve selamete çıkarsınız. Sonra Hristiyanlardan birisi haccı kaldırır ve hac kazandı der. Sizin aranızdan birisi de gazaplanarak o adamı öldürür. Bunun üzerine sizinle Hristiyanlar arasında bir savaş başlar. Ve Hristiyanlar 12 bayrak altında ve her bayrağın altında da 80 bin kişiyle size saldırırlar diyor. İşte bu büyük savaşın adımıdır, başlangıcıdır. Şimdi dikkat edin kardeşler. Rum suresinde dedik ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ehli kitabı müşriklere karşı galip gelmesini kalben istemiştir. Dediler ki kalben istemiştir.
ancak fiili olarak bir destekte bulunmamıştır. Halbuki deveye iddiaya girmişti değil mi? Ama hadi biz orayı da geçelim. Peki Müslümanlar burada Hristiyanlarla aynı muharebe meydanında, aynı safta, yan yana başka bir kafire karşı savaşacaklar mı? Aynı safta bulunacaklar. Peki bizim aynı safta bulunmamız her ne kadar bizim maslahatımız için olsa da bu aynı zamanda Hristiyanları savaştığımız kafirlerin de gazabından korumanın bir vesilesi değil mi? Yani biz aynı zamanda Hristiyanlara da burada yardımcı olmuş olmuyor muyuz? Oluyoruz değil mi? İşte burada kardeşler, ehli kitapla Müslümanların aynı safta bulunmasının hikmetini anlamayanlar, bugün oy verenlerin de oy vermesinin hikmetini anlayamıyorlar. Çünkü o gün Müslümanlar, bir rivayete göre bunlar mecusi, mecusilere karşı Hristiyanların safında duruyorlar. Mecusiler galip gelmesin diye Hristiyanların galip gelmesini sağlıyorlar. Bakın dikkat edin, Hristiyanlarla yapılan muharebenin akabinde, Hristiyanlarla beraber olup mecusilerle yapılan muharebenin akabinde biz bir de Hristiyanlarla da muharebe yapacağız. Ama bizim öncelikli tercihimiz ne oldu? Bize daha yakın olanla aynı safta bulunduk, daha şerli olanlarla savaştık. Hem de neyle? Bizzat fiilen canımızı ortaya koyarak. Şimdi bizim oy verirkenki maslahatımızla o gün Hristiyanlarla aynı safta bulunacak olan Müslümanların maslahatı arasında ne fark var? Biz de aynı şekilde Müslümanlara şerri daha fazla olacak olanları bertaraf etmek için bir yere taraf oluyoruz. Bütün meselemiz bu. Yoksa ne demokrasiyi destekliyoruz, ne laikliği destekliyoruz, ne düzenden razıyız, ne de sistemin böyle gitmesi için sandığa gidiyoruz. Bizim bütün gayemiz mevcut durumda Müslümanlar daha az zararı nasıl görür? Bunun gayretindeyiz. Şimdi bazen şu soruyu soruyorlar. Yani siz şimdi iki kafiri mukayese ederken mevcut yönetime de kafir diyor musunuz? Bizim meselemiz bir tarafı kafir yapıp yapmama değil ama velev ki kafir diyelim. Netice itibariyle Allah Resulü iki kafir arasında bile tercih yapmış mı? Ve küfrü az olanı tercih etmiş mi? Ve Müslümanlar da kıyamete yakın bir zamanda küfrü az olanla aynı safta olacak mı? Evet. Ve Allah Resulü onlara Müslüman diyor mu hadisin içerisinde? Evet. Çünkü siz böyle yapacaksınız diyor. Şimdi bu ayeti, bu hadisi şerifte bizim istifade edeceğimiz konuya yakından delil teşkil eden birçok şey var. Bugünle mukayese ettiğimiz zaman o günkü yapılan şey bugünkünden daha ciddi bir olay. Yani bizim sandığa gitmemiz mi daha büyük bir tarafkarlıktır? Yoksa muharebe meydanında Hristiyanlarla aynı safta kılıç sallamak mı? İkincisi değil mi? Yani orada bir can da tehlikeye giriyor. Ama oradaki Müslümanların tek gayesi diğer düşmanın bize vereceği zararı def etmektir. Peki sizce o gün Müslümanlar Hristiyanlardan razı mıydı? Hayır. Onların küfrünü desteklemek için mi? Yahut da onlar güçlensin diye mi onlara taraf oldular? Hayır. Bütün gaye bugün bizim güttüğümüz gayeden başka bir şey değildir. Ve tabii değerli kardeşlerim, bununla alakalı olarak mesela İbn-i Teymiye rahimahullah El-Hisbe isimli eserinde ve yine Siyaset-ü Şer'iye isimli eserinde yönetici seçimiyle alakalı şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı mecusilere karşı Rumlara ve Hristiyanlara yardım edilmesine sevindiler. İki sınıf arasında İslam'a en yakın olan Hristiyanlardı. Rumlar ve Farisiler savaştıklarında Allah bu konuda Rum suresini indirdi ve Müslümanlar da bu duruma sevindi diyor. Yani yine bu olayın bu vaka için indiğini ve Müslümanların da bu olaydan dolayı sevindiğini İbn-i Teymiye rahimahullah bu meselede zikrediyor. Ve bunun devamında da İbn-i Teymiye şöyle söylüyor kardeşler. Bakın bu ifade İbn-i Teymiye'nin, bu arada Siyaset-ü Şer'iye Osmanlıca'ya da tercüme edilip bir dönem okutulmuş kitaplardan birisidir. Yani bu kitap o kadar meşhurdur ki İslam alemi içerisinde bazıları, tasavvuf ehlinden bazıları bu kitabın ismini değiştirerek başka isimler adı altında da basmıştır. Sadece İbn-i Teymiye'nin adı yayılmasın diye. Ama kitap muazzam bir kitaptır.
İşte bu kitabın içerisinde diyor ki yöneticilik görevi ile amaçlanan vacip, kardeşler burayı dikkatli dinleyin, yöneticilik görevi ile amaçlanan vacip, yani birisinin yönetici olmasıyla amaçlanan asıl şey, kendisini kaybettikleri zaman apaçık bir hüsrana düşüp kendilerine dünya nimetlerinin hiçbir fayda vermediği, halkın dininin ve yine halkın dininin yalnızca kendisiyle ayakta duracağı dünyevi işlerin ıslah edilip düzgünleştirilmesidir. Yani bir yönetici niye seçilir? Hem Müslümanların işlerinin ıslah edilmesi, hem de Müslümanların dünyevi işlerinin idare edilmesi. Yani yöneticinin seçilmesinin sebebi bu. Neden? Çünkü İbn Teymiyye diyor ki, eğer Müslümanların dünyevi işleri de ıslah olmazsa, Müslümanlar bu durumda dinlerini de ikame edemezler. Yani zilletin, fakirliğin yahut da kafirlere muhtaç olmanın bir getirisi de Müslümanların dinlerini yaşayamamasıdır. İşte bunun için yönetici seçimi bu denli önemlidir. Kardeşler gelelim ehveni şer meselesine. Yani nedir bu ehveni şer? Şerdir ama iki şerrin ya da ikiden fazla şerrin arasında birisi daha az şerdir. Bakın şer olduğu kabul edilmekle beraber şerri daha azdır. Tıpkı Allahu Azze ve Celle'nin Yahudilerle Hristiyanların arasını ayırdığı gibi. Hristiyanlar şerli midir? Ama Yahudilere göre daha az şerlidir. Ehli kitap mecusilere göre şerli miydi? Evet şerliydi ama daha az şerliydi. Müslümanların kıyamete yakın aynı safta savaşacağı Hristiyanlar şerli midir? Evet ama mecusilere göre şerri daha azdır. İşte bizim de gündemde, günümüzde yönetim şeklinin tamamı şerdir. Ama bu yöneticilerin arasında şerri daha az olan vardır. Bir de şerri Müslümanlara daha fazla dokunacak olan vardır. İşte bu arada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bir Hudeybiye antlaşması vardır kardeşler. Hudeybiye antlaşması. Bunu İmam Bukhari sahihinde Sulh bölümünde ve Cizye bölümünde birkaç farklı lafızla tahriş eder. Hadise şöyle gerçekleşiyor kardeşler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hac vakti zamanında umre yapma niyetiyle Mekke'ye doğru arkadaşlarıyla beraber yola çıkıyor. Hac vaktinde umre yapmak için ashabıyla beraber Mekke'ye doğru yola çıkıyor. Ashabının bir kısmıyla beraber. Mekke'ye girecekleri zaman Mekkeli müşrikler Allah Resulü'nün ve ashabının önünü kesiyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la bazı anlaşmalar yapması durumunda ancak Mekke'ye girmesine müsaade edeceklerini söylüyor. Bakın kardeşler çok hikmet var burada. İbn-i Kayyim Rahimahullah Zadul Mead'da bu 3-5 cümlelik hadise 28 tane hikmet zikrediyor. Şu 3-5 satırlık hadise için. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabının önünü kesiyorlar. Ve ancak aramızda gerçekleşecek bir anlaşmadan sonra buraya girebilirsin diyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la Mekkeli müşrikler arasındaki anlaşmanın maddeleri şu şekilde. Mekkeli müşrikler diyor ki Mekke'ye bu sene girmeyeceksin, bir sonraki sene gireceksin. Bu sene hac yapmayacaksın, bir sonraki sene yapacaksın. Ve girdiğin zaman da 3 günden fazla kalmayacaksın. Ve oraya girdiğin zaman da kılıçların kınından çıkmayacak. Yani kesici, delici aletleri kullanmayacaksın. Bununla beraber eğer Mekke ehlinden birisi İslam'a girer, sana tabi olursa Mekke'den çıkmayacak. Ama senin ashabından birisi Mekke'de bize tabi olursa o da Mekke'de kalacak. Ne kadar ağır şartlar değil mi? Bir başka rivayette ise, yine Buhari'de gelen bir başka lafızda ise, Mekke'de hiç kimseye İslam'ı davet etmeyeceksin diyorlar. Yani toplamda 4 madde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu 4 maddeyi de kabul ediyor. Bu 4 maddeyi de kabul ediyor. Anlaşma sağlanacağı zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ali radıyallahu anhu'ya diyor ki yaz Allah'ın Resulü Muhammed'den falana. Mekkeli müşrikler diyorlar ki biz senin zaten Allah'ın Resulü olduğuna inansak seninle bu anlaşmayı yapmayız. Yani senin önüne bir engel teşkil etmeyiz. Onu sil diyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ali'ye diyor ki ey Ali onu sil. Ali radıyallahu anh diyor ki Allah'a yemin olsun ki ben onu silmem diyor. Yani Muhammedur Resulullah'ı silmem diyor.
Allah Resulü Ali'ye diyor ki Muhammedur Resulullah yazan yeri elinle işaret et. Ali eliyle işaret edince Allah Resulü o yazıyı siliyor. Muhammedur Resulullah'ı siliyor. Çok büyük bir olay değil mi? Yani Ali radıyallahu anhu'nun kabullenemediği bir olay. Yani ne demek Muhammedur Resulullah'ı silmek? Biz zaten senin Allah'ın Resulü olduğunu kabul ettiğimiz için seninle bütün zorluklara katlandık. Şimdi bunu neden siliyoruz? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu siliyor ve bütün anlaşma şartlarını kabul ediyor. Hatta Allah Resulü Mekke'den Medine'ye döndüğü zaman bir kişi Allah Resulüne iman ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanına kadar geliyor. Ravi diyor ki ayağı seken bir kuşun ayağı gibiydi. Yani o kadar yorgun ve uzaktan gelmiş topallayan biri gibi. Ve Allah Resulü kendisine gelen o kişiyi Mekkeli müşriklere teslim etti diyor. Anlaşma şartları çok ağır. Ve dikkat ederseniz yasa koyuyorlar. Bunların her biri birer madde ve birer yasadır. Ve Allah Resulüne diyorlar ki bizim istediğimiz vakit Mekke'ye girebilirsin. Ve bizim istediğimiz kadar kalabilirsin. Ve bizim istediğimiz yıl ibadet edebilirsin. Bu Allah Resulü'nü ibadetten men etmek değil midir? Onların koyduğu hükme göre Allah Resulü'ne ibadet şekli belirliyorlar. Ve bunun akabinde Allah Resulü bunu kabul ediyor mu? Ediyor. Peki neden Allah Resulü onlarla savaşmak yerine yahut da siz müşrikler kimsiniz de bana yasa, madde ya da yasak getireceksiniz demiyor da Allah Resulü onlarla bir anlaşma sağlıyor. İbn-i Kayyım rahimahullah bu olay hakkında toplamda 28 tane hikmet zikrederken bunun 22. maddesinde şöyle diyor. Diyor ki Müslümanların aleyhine bir takım olumsuz neticeler doğuracak hükümler içerse bile, tekrar ediyorum, Müslümanların aleyhine bir takım olumsuz neticeler doğuracak hükümler içerse bile, içerisinde fayda tarafı ağır basması ve daha şerli bir şeyi savuşturması sebebiyle müşriklerle bir anlaşma yapmak caizdir. Bunda iki zararın en zararlısını daha az zararı beraberinde getirmesi ihtimaline karşı savuşturma yararı vardır diyor. Yani bugün günümüzde olan olayın tam olarak metni bu işte kardeşler. Tekrar ediyorum. Burası çok önemli. Yani İbn-i Kayyım'ın bugün aslında bizim oy vermemize sebep olan cümleleri de anlatıyor. Diyor ki Müslümanların aleyhine bir takım olumsuz neticeler doğuracak hükümler içerse de biz oy verdiğimiz zaman verdiğimiz oya rağmen bizim aleyhimize bazı hükümler içeren şeyler var mı? Var. İstemediğimiz şeyler gerçekleşiyor mu? Evet. Bizim oy verdiğimiz kimseler istemediğimiz bazı şeyleri de yapıyorlar mı? Evet yapıyorlar. Bu bütün Müslümanlara zarar olarak dönüyor mu? Evet dönüyor. İşte İbn-i Kayyım da diyor ki böyle şeyler olsa bile fayda tarafı ağır basıyorsa, fayda tarafı ağır basıyor mu kardeşler? Eğer zaten birisi bugün mevcut yönetim şekli, mevcut yönetimle bunların yerine gelecek olanları eşit görüyorsa biz onların üzerine dört tekbir alırız. Yani ne demek bu? Bu adamın aklı ölmüş. Biz bunun üzerine cenaze namazı kılarız artık. Çünkü bu adamlara anlatabilecek çok bir şey kalmamıştır. Yani bu adam eğer iki tarafı eşit görüyorsa, iki tarafında Müslümanlara bakış açısını eşit görüyorsa, bizim bu adam için dileyebileceğimiz tek şey hidayet ve selim bir akıl ve kalptir. Çünkü bunun bunu anlayabilmesi, yani eğer iki tarafı da eşit görüyorsa, şu anlattıklarımızı anlayabilmesi imkansızdır artık. Ve İbn-i Kayyım diyor ki, bunda yani Allah Resulü'nün yapmış olduğu bu anlaşmada iki zararın en zararlısını daha az zararı beraberinde getirmesi ihtimaline karşın savuşturma yararı vardır. Bakın ihtimal diyor İbn-i Kayyım. Şimdi bizim oy vermemizin akabinde belki çok kötü şeyler de olabilir. Ama hangisinin olma ihtimali daha yüksek? Fayda mı zarar mı? İşte bu İbn-i Kayyım'ın aslında bugün söylediğimiz şeyin ta kendisini anlatıyor. Ve bakın bu ayetten istifade ettiğimiz bir diğer husus da yine İbn-i Kayyım söylüyor bunu. Biliyorsunuz bu anlaşmanın üzerine Allahu Azze ve Celle Müslümanlara çok büyük hayırlar verdi. Fetihler, bu fetih olayları falan yaşandı bunun akabinde. Allahu Azze ve Celle Fetih suresinde diyor ki ve insanların size uzanan ellerini önlemişti diyor. Bakın yine İbn-i Kayyım bu ayeti tefsir ederken diyor ki müfessirler şöyle demiştir.
Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu anlaşmayı yaparak iki şeyi sağladı. Bir, müşriklerin Allah Resulü ve beraberindeki ashabına el uzatmasını. İki, Allah Resulü ile beraber Medine'den çıkmayıp hala Medine'de bulunanlara saldırılmasını da önledi diyor. Yani burası çok önemli kardeşler. Yani Allah Resulü bu anlaşmayı yaparak hem kendisiyle beraber gelen sahabeleri korudu, hem de kendisiyle beraber gelmeyen Medine'de kalan Müslümanlara da sataşılmasının önüne geçti. Yani Müslümanların canını, malını ve ırzını ve dinini korudu. Peki bizim bugün oy verirken güttüğümüz maslahat nedir? Müslümanların iffetine, dinine zarar gelmemesidir. Zaten eğer birisi bugün sandığa gittiği zaman, tercihte bulunduğu zaman, ekonomi daha iyi olsun diye oy veriyorsa, bu adamın itikadında sorun vardır. Yani tek gayesi ekonomi ise bu adamın itikadında problem vardır. Ya da yönetim şeklinden razı olup bu yönetim şeklinin devam etmesinden razıysa bu kişi demokrasiden ve laiklikten razı olmuştur. Bunun da itikadında sorun vardır. Biz tekrar tekrar söylüyoruz. Demokrasi de laiklik de küfürdür. Yönetim şekli olarak bunların her biri batıldır. Bizim gayemiz demokrasinin devamı değil. Mevcut sistem zaten devam ediyor. İkisi arasında Müslümanlara daha az zarar verecek olanları tercih etmektir. Bütün meselemiz bundan ibarettir. Son olarak da kardeşler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte buyuruyor ki, "Men ra'a minkum munkeren felyughayyirhu biyedih." Sizden her kim bir münker görürse onu eliyle def etsin. "Fe illem yastati." Her kim eliyle def etmeye güç yetiremezse, o zaman febilisani, diliyle ona, diliyle fe illem yastati febilisani, o diliyle onu değiştirsin. Fe illem yastati, eğer buna da güç yetiremezse febi kalbihi, işte o zaman kalbiyle buğz etsin diyor. Şimdi bakın, üç tane merhale var. Önce elinle münkere karşı, elinle mücadele edeceksin. Ne zaman dille mücadele edilir? Elle mücadeleye güç yetirme fırsatın yoksa, bizim bugün büyük münkeri elimizle def etme imkanımız var mı? Var. Büyük münkeri elimizle def etme imkanımız var mı? Var. Yani iki münker var, biri daha büyük münker. Ben bu münkeri elimle def edebiliyorum. Nasıl? Şerri daha az olanı tercih ederek. Yani benim oy vermemin sebebi, benim tercih etmemin sebebi, mevcut olan yönetimin her şeyinden razı olmamla alakalı değil. Daha büyük münkeri, daha büyük şerri def ederek diğerinin Müslümanların başında olmasının devamını sağlamaktır. Eğer benim el ile mücadeleye gücüm yetmeseydi, o zaman sadece dil ile mücadele edecektim. Eğer buna da gücüm yetmeseydi, febi kalbihi, bunun için yani kalbimle, Allah Resulü buna ne diyor? Ad'aful iman. Bu imanın en zayıfıdır diyor. O zaman birilerinin biz oy vermeyiz ama onların sevmesini, onların galip gelmesini kalben isteriz dediklerinde biz onlara ne deriz? Siz imanın en zayıfını yapıyorsunuz, biz ise imanın en üstün olanını yapıyoruz. Çünkü imanın en üstünü münker ile elle mücadeledir. Eğer bunu yapıyorsan münkerle mücadelenin en üstününü yapıyorsun. Buna imkanın olduğu halde onu terk edip burayla buğz etmeye kalktıysan, bu imanın sendeki imanın en zayıf olduğunu gösterir. Ve kardeşler burada bir iki soru daha sorup inşallah konuyu kapatacağız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bir münkerle el ile mücadele etme imkanı olduğu halde onu terk edip diliyle ya da kalbiyle mücadele ettiği hiç görülmüş müdür? Soruyu tekrar ediyorum. Allah Resulü bir münkerle karşılaşacak, onun münker olduğunu bilecek, o münkeri def etmek isteyecek ve bunu kalbiyle isteyecek, eliyle değiştirme imkanını da bulacak ama eliyle onu def etme yoluna gitmeyecek. Siz hiç böyle bir Allah Resulü'nde böyle bir menheç okudunuz mu? Yani Allah Resulü bir münker görmüşse zaten hadiste onu anlatıyor. Önce eliyle mücadele ediyor. Onun için birilerinin dediği gibi biz kalben ister seviniriz ama eliyle sandığa gitmeyiz. Yani kalben desteğin var. Kalben muhabbet beslemişsin, bunda bir problem yok. Şu kağıdı buruşturup attığın zaman bu seni sistemi desteklemeye kadar götürecek. Bu fasit bir
içtihattır, fasit bir bakış açısıdır. Evet kardeşler. Ve yine bir soru daha sormak gerekir ki, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Rumların galip gelmesini istediğinde Rumlara destek oldu mu? Yani şu anlamda söylüyorum, sizler diyorlar ya, oy kullandığınız zaman tağuti sisteme destek vermiş oluyorsunuz diyorlar ya. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Rumların galip gelmesini istediğinde, Ebu Bekir radıyallahu anhu deve ile iddiaya girdiğinde, Allah Resulü Hudeybiye'de antlaşmayı kabul ettiğinde ve Müslümanlar kıyamete yakın bir zamanda Hristiyanlarla muharebe meydanında bulunacağında hangi sistemi desteklemiş olacaklar ya da oldular? Yani tağuti sistemleri, kafirleri, ehli kitabı gerçekten desteklemiş mi oldular, yoksa bir zararı def mi edecekler? Evet kardeşler, mesele bundan ibaret. Yani bizler oy vermek değil, tercih etmek diyoruz. Tercihimizin de sebebi az önce okuduğumuz hadisi şerifler. Ve şunu oy meselesinde Rum suresi bizim için en asıl delildir. Bu konuda Ebu Said Hoca'nın sohbetine tekrar dönüp dikkatlice dinlemenizi tavsiye ederim. Ama şu Ebu Davud'daki hadisi de zihninizden çıkarmayın kardeşler. Yani öyle bir zaman gelecek ki Müslümanlarla Hristiyanlar aynı safta yan yana bir başka düşmana karşı savaşacaklar. Ve bunun tek sebebi daha şerli olanı def etmek olacak. Bizim de bugün yaptığımız tek şey bundan ibarettir.